Bursa ile devam edelim. Tarihi Hanlar bölgesi başta olmak üzere kentsel dönüşüm hızla devam ediyor. Amaç depreme dirençli kent yapısına kavuşmak. Ve şimdi biz de ayrıntılar için Bursa'ya gidelim. Haberci arkadaşımız Ferhat Özkaner bizimle birlikte. Ferhat, gelişmeler nedir? O dirençli yapı nasıl sağlanacak? Sendeyiz. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Türkiye deprem gerçeğini tekrar hatırladı. Bina alırken mutfaktaki tezgahtan daha fazla aslında binada kullanılan betonun seviyesinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Tabii bununla birlikte devam eden kentsel dönüşüm projelerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Neden kentsel dönüşüm önemli? Çünkü binalar depreme dayanıklı olarak sıfırdan tekrar inşa ediliyor. Bursa'da 14 kentsel dönüşüm alanı bulunuyor. Bunların başında Tarihi Hanlar Bölgesi ile birlikte Çarşıbaşı Meydan Projesi, Hisar Bölgesi, Gazi Akdemir, İstanbul Caddesi, şu anda bulunduğumuz İstanbul Caddesi 5 yol mevki olarak geçiyor. Ardından Akpınar Binelli Konutlar, Altı Parmak Yiğitler, Karapınar, Araba Yatağı ve birçok alanda kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bursa genelinde toplam 382 hektar yani 3 milyon 820 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm yapılıyor. İnşaatı tamamlanan ve devam eden yeni 8400 adet konut bulunmakta Bursa'da. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde Bursa genelinde devam eden ve hedeflenen projelerde 3042 bina, 15208 bağımsız bölüm yıkılarak 10.000 adet konutun inşaatı tamamlanmış olacak. Planlanan tüm kentsel dönüşüm çalışmalarında hedef toplamda 100.000 konuta ulaşabilmek. Şu an içerisinde bulunduğumuz alan İstanbul Caddesi dedik kentsel dönüşüm projesine. Burada 3 etap tamamlandığında 1600 adet daire hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. Birinci etap tamamlandı. Hemen sağ tarafımızda birinci etabı görebiliyoruz. Aslında kentsel dönüşümün en iyi anlayabileceğimiz noktadayız. Neden? Bir tarafta kentsel dönüşüm yapılan alan, ekranlara yansıyan alanda işte bir tarafta kentsel dönüşüme dahil edilecek alan, bir tarafta da devam eden proje. Yani kentsel dönüşümün aslında her aşamasını burada görebiliyoruz. İşte bu aşamalardan geçiyor. Tamamlandığında ise ne katıyor kentsel dönüşüm? Onu da belirtelim. Bina depreme dayanıklı yapılıyor. Zemin güçlendiriliyor. Zemine gerekirse fore kazık sistemiyle ya da son teknolojiyle geliştirilmesi yapılıyor. Bunun yanı sıra yeşil alanlar ekleniyor. Altyapı gelişiyor. Mahalle kalkınmış ve gelişmiş oluyor. Ayrıca yapılan binalarda da yine mahallenin de çehresini değiştiriyor. İşte kentsel dönüşüm bu yüzden önemli. En önemlisi ise depreme dayanıklı olması. Bursa'da 14 bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bursa Büyükşehir marifetiyle ve bunun yanı sıra da ayrıca yine ilçe belediyeleri de kendi kentsel dönüşümlerini yapıyor diyelim. Bursa'dan söz tekrar size bırakalım.